Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Olabildiğince kısa bilgilerle, kısa bilgilendirmelerle bu videoyu çekip bitirme niyetim var arkadaşlar. Çünkü yetişmem gereken de bir yer var. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Fred'in oğlu oldu. Bunu değinelim arkadaşlar. Brezilyalı futbolcumuz Fred Rodriguez'in oğlu oldu. Eşi Monique Rodriguez İstanbul'da doğum yaptı. Yeni doğan bebeklerine Ersan Başlar adını yok Bento ismini vermiş. Fenerbahçe Kulübü de hayırlı olsun dedi. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Size Endombili yerine Fred'i layık gören Cenab-ı Allah için bugün ne yaptınız? Hani eskiden çok vardı bugün Allah için ne yaptın diye her yere yazarlardı. Hakikaten ya yani Allah bizi öyle bir korumuş ki. Cidden diyorum bak gerçekten diyorum öyle bir korumuş ki Rabbim. Ya sağdaki halini gördüm. Hani giydiği beyaz içlik falan filan. Onlar magazinsel olaylar. Onlara çok takmıyorum da. Abi hani 6-7 ay içinde bu değişim hayret verici. İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri. Süper Lig'de haftanın hakemleri 21. hafta maçları. Fenerbahçe Samsun maçına Bahattin Şimşek. Bu çok mühim değil. Trabzonspor Galatasaray maçına ise Abdülkadir Bitigen. Şimdi siz bilmezsiniz. Kayserili olanlar çok çok iyi bilir. Ne demek istediğimi de çok çok iyi anlarlar. 6-5. Şimdi Kayserispor'un ligden düşüp düşmemesi Trabzonspor maçına bağlı. Trabzonspor'un da hiçbir iddiası yok. Ama Kayseri stadına gelip Kayserispor'u Kayseri'de hani kıran kırana geçen maçta 6-5 mağlup ettiler. Yıllar yıllar önce 90 96'ya mı 97'ye mi denk geliyor ya? Yani o yıllarda buna bakabilirsiniz. O günden beri koyu Kayserispor taraftarı nefret eder Trabzonspor'dan. Yani koyu Kayserispor taraftarının %99,9'u Galatasaraylıdır. Yani ne demek istediğimi umarım anladınız. Yani Trabzonspor öyle bir hakem çekmiş ki. Gerçi Trabzonspor'a göre ne var? Yıllar önce Fenerbahçe'ye şikeci de. Niye? Emenike Fenerbahçe maçında oynamamış. Aynı Emenike Trabzon maçında da oynamamış. O zaman Trabzon da şikeci. Bu mantığa göre değil mi arkadaşlar? Fener şikecisi Trabzon'da şikeci bu mantığa göre. Neyse. Oyuncu oynatmamak. O maçta. Oyuncu oynatmamak şikeyse Trabzonspor iki futbolcusunu Galatasaray maçı öncesinde kadro dışı bıraktı. Yani Fenerbahçe'yi eleştirdiğin şeyi kendin yapıyorsan. Fenerbahçe'ye şikeci diyorsan. O zaman sen de şikecisin. Bunu yapıyorsan sen de şikecisin. Açık ve net. Ya merak ediyorum hiç mi kimse demiyor. Arkadaşlar biz Fener'e yıllardır böyle dedik. Dedik ki şöyle oldu böyle oldu. Hani bugün Trabzon'da Trabzonspor taraftarına soruyorlar işte nasıl falan filan diye. Hepsi diyor ki Galatasaray kazansın, Galatasaray alsın, Galatasaray. Yani boş verin bordo mavi. Sizin orijinal renginiz sarı kırmızı yapalım. Kimse şey yapmasın. Ama Fenerbahçe'ye şike haftası vururken önce yaptıklarınızı bir gözden geçirin derim. Fenerbahçe'de Batshuayi gerçeği. Michy Batshuayi gidecek dedikodularına kulak tıkadı. Gollerini sıraladı. İlk 11'de oynadığı 10 maçta 12 kez ağları buldu. Toplamda 13 gol. Ve Dzeko'nun olmadığı dönemde İsmail Kartal'ı mahcup etmedi. Arkadaşlar bak. Şimdi insanoğlu fıtratı gereği tazeyi sever. Hani taze olsun, yeni olsun. İşte ya arkadaş üstüme kıyafet yenisi olsun. Eskisini giyme. Ama yenisi çok kötü. Olsun, yeni olsun diye. En başta taraftarın tam da mantığı bu. Ya Batshuayi görev adamı konumuna gelmiş. 11'de formayı Dzeko'ya kaptırdı. Şu anda ise verimli dönemlerinden birini yaşar oldu. Bakın İsmail Kartal diyor sana ihtiyacım var. 24 maçta 13 gol 3 asist. Yani yedekten oyuna girip sadece bir gol o da Başakşehir maçında atabilen tecrübeli futbolcu Dzeko'nun dinlendirildiği zaman farkını gösterdi. Batshuayi ilk 11'de oynadığı 10 maçta 12 gol bir asist üretti diyor. İki asist olması lazım. Burada bir eksiklik var. İsmail Kartal'ın uzun bir maratondayız. Sana ihtiyacımız var demesi malum. Batshuayi Beşiktaş'ta 42 maça çıkmış. 14 golü 5 asisti yapmış. Bakın 42 maç 14 gol 5 asist. Yani Beşiktaş serüveni kısır. Ve yine de beğendiler de. Fenerbahçe'de ise 56 resmi maç 33 kez ağları sarsıp 5'te asist yapmış.
Yok, transfer dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben sadece Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam da takım arkadaşlarım da Fenerbahçe'de bana güveniyor. Süre aldığımda gollerimi atmaya devam ediyorum diyor arkadaşlar. İyi de hocam, sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Kaçıp gider. Kimin bitiyor? Hani opsiyon falan olmuş olmasın? Siz yine de bence kesin konuşmayın da hani opsiyonu olur. Uzar. Sonra şey yapmayın. Yani uzar. Uzayınca şey yapmayın. İsmail Kartal'ın kıyafet totemi diyor. Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında takım elbisesini çıkartmış. 4 maçtır beyaz boğazlı kazayla sağ kenarında boy gösteriyor. 4'te 4 yaptı. Arkadaşlar. Yani sosyal medyada hoca yaz sıcağında bile kıyafeti çıkarmaz demişler. Fenerbahçe taraftarının böyle totem işleri çok fazla var açıkçası. Birçoğumuz da vardır. Mesela totem olarak saymayın ama ben Galatasaray maçlarının olduğu zaman duymak istemiyorum. Skoru duymak istemiyorum maç bitene kadar. Maç bitince müjde istiyorum mesela. Atıyorum. Hani mesela WhatsApp grubunda falan bir sürü arkadaşım var. Maç bitene kadar bana haber vermeyin. Maç bitti. Galatasaray puan kaybetti. Yenildi inşallah. Allah cezasını verdi sahada diyelim. Normal telefondan mesaj atsınlar. Arasında böyle bir çağrı bıraksınlar. Hani eskiden olurdu ya. İstediğim bu mesela benim. Bu totem olarak sayılıyor mu? Sayılmıyor herhalde ama ben de bakmak istemem mesela. Orada skorunu görmek istemem mesela. Yani o skora baktığım bile değişeceğini düşünürüm. Yani öyle saçma sapan şeyler. Ama insanlara inandığı şeyden dolayı da yargılamam. Yani o şekildedir. Ya hepimizin vardır böyle şeyler arkadaşlar. Mesela ben eskiden şey yapardım. Otobüste okula gideceğim zamanlarda hayalini kurardım. Otobüs gelecek. Arkada sağ taraf en arka boş olacak. Ben oraya oturacağım. Okula gidene kadar işte üniversiteye gidene kadar oturup notlara bakacağım falan. Kafada kurardım. Lan otobüs bir gelirdi hakikaten arka taraf bomboş. Ya koca otobüs dolu bir ora boş. Oraya da ben sıkışırdım hemen. Gidene kadar da hakikaten çalışırdım. Yani bu da öyle bir inanış gibi bir şey. Fenerbahçe'de yerli Serdar Dursun. Fenerbahçe transfer haberleri forvet yeni forvet şey yerli forvet alabiliriz diyelim. İsmail Kartal sezon başında takımdan ayrılan Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun'u istiyor demiş. Şimdi Eyüpspor'da çok iyi bir sezon geçiren Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu ismi. Dün bunların hepsini konuştuk aslında. 21 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Fenerbahçe ise Serdar Dursun'u geri çağırma. Arkadaşlar hem Ahmet Kutucu hem Erencan Yardımcı. İkisini de şöyle bir kaseye atın. Hangisini transfer etmek daha kolay? İkisi de zor. Serdar Dursun geri alabilirsin. Sözleşmesi sezon sonunda bitecekmiş arkadaşlar. Bu sezon 5 gol sevinci yaşamış. Hocam Galatasaray maçında gole gideni çıkarttı da şöyle yaptı da böyle yaptı. Ya birbirinizi kandırmayın. Galatasaray'a karşı gol atmayı hepiniz hayallerinizde bile kuruyorsunuzdur. Çocuk da bunu yapmıştır. Ama şunu söyleyeyim. Ben durduk yere de burnumla oynamam. Bazen bazı şikayetlerden kurtulmak, korunmak için, bu şikayetleri def etmek için, başına iş almamak için zaten senin de ihtiyacın vardır. İhtiyacın olan şeyi yaparsın. Sıradaki haber Fenerbahçe dünyada rakipsiz 97 gol. Peki ayda? Mars'ta? Ya bunların da haberini yapın. 33 maçta 97 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde. Bir şey söyleyeceğim. Hazırlık kampını hatırlıyor musunuz? Rusya hazırlık kampını. Rezil bir Fenerbahçe, top oynamayı bilmez bir takım. Sonuçlar böyle mide bulandırıcı. Hatırlayın ya, bir Azerbaycan temsilcisini yenmiştik sanırım. Partizan'a falan rezil olmuştuk. Ulan diyordu millet, eğer Fenerbahçe bu topu oynarsa İsmail Kartal'ın hacda kazandığı bütün sevabın anti olarak, günah olarak benim haneme yazılır haftada bir falan diyorlardı. Ben de şöyle söylüyordum arkadaşlar. Takım yorgun, bir sürü sakatı var. Daha transferin T'si yapılmamış yani. Transfer. Hani 7 tane harfin hani bir tanesi yapılmamış daha. 7 tane transferin bir tanesi yapılmamış. O yüzden diyordum rahat olun. Şimdi 33 maç 97 gol. Ha, şunlar şu kadar attı. Bunlar bu kadar attı. Bir kere şunu söyleyeyim. Kulvarlar farklı. Hani şimdi mesela PSV var 2'de. 3'te Leverkusen. 4'te Kulüp Brugge. 5'te City. 7 Liverpool diyeyim. Altta Gent. 7 Liverpool. Yani 9 Bayern. 10 Real Madrid. Yani adamların oynadığı takımlar belli. Senin oynadığın takımlar belli.
Ha şunu da söyleyeyim. Benim tarih boyunca gördüğüm en geri zekalı Bayern Münih. 9. sırada 25 maçta 69 gol atmış. Yani tarih boyunca gördüğüm en geri zekalı Bayern Münih bu Münih'te. Onu da belirteyim yani. Ama dediğim gibi adamlar hani Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, bilmem Premier Lig'de oynuyor. Bizimkiler de. Ha tabii şu da bir gerçek. Onların kadrosu da ona göre. Hani onların kadrosu da ona göre. Bizim kadro da bize göre yani. Şimdi Türkiye'de de Kevin De Bruyne'yi oynatacak halin yok. Mecbur Mert Hakan yandaş. Hocam Mert Hakan deme sinirlerim tepeme tırmanıyor. Bir söverim sen de nasibini al. Arkadaşlar bakın lig devam ederken şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu Mihály Zajc'tır. Aksini iddia eden putperesttir. O kadar yani. Değil mi? Mihály Zajc çok iyi transfer. Çok iyi futbolcu. Yani her takıma lazım. Bence Fenerbahçe'nin verdiği yıllık 1,4 milyon eurodan daha fazlasını da vermeleri lazım insanlar. Bak Mihály Zajc çok iyi futbolcudur değil mi arkadaşlar? Bence öyledir yani. Mesela Mihály Zajc. Luan Perez sakat olsun. Aslan aslandır. Sakat da olsa aslandır. Gözünün altına sürme de sürse aslandır. Göbeklense de aslandır. Yani. Değil mi? Ryan Kent mesela. Ben olsam Kent'i havada karada kaparım. Dördüncü şey yabancı sıkıntı. Joshua King bir Crespo mu olacak? İşte o sıkıntı. Neyse. Fenerbahçe'de günün antrenmanı sürpriz var. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bahar testlerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışması ve çift kale maç yapan oyuncularımız idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Bekao geri döndü. Tı 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 tı. Trendyol Ligi'nin 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Bekao. Bakın 10. hafta maçında sakatlanan. Yani 10. haftanın maçında sakatlanıyor. Ve kaçıncı haftadayız? 21 mi? Bu antrenman ilk bölümde takım bugün antrenman ilk bölümde takımla çalışmış. Ya bu şu demek? Pazar günü kadroda yok demek arkadaşlar. Ben yedeklerde dahi olsa olacak diyordum ama maalesef olmadı. Dün de salak Mısır, patlamış Mısır bir Gana'yı yenemedi. Yani neyse ya berabere kaldılar. Gana'nın son maçında da puan kaybında. Ciku dönecektir. Bazı arkadaşlar da şey diyor hocam diyor bak ne güzel orada piyasa yapıyor. Sen hani kapat diyor. Bırak diyor stoper tandemimiz iyi. Ya ben mesela Serdar Aziz'e çok şaşırdım. Serdar Aziz Gaziantep maçında arkadaşlar bana bunu soruyorlar duyum olarak. Hocam sen bilirsin diyorlar. Ya estağfurullah arkadaşlar her şeyi de bilmiyorum. Yani onu söyleyeyim. Bana duyum geliyor. Mesela Serdar Aziz'in durumu önemli bir şey değil. Adam bana söylemiyor bile. Kadın bana söylemiyor bile. Yani. Ama maçta sakatlanıp çıkıyor. Bir bakıyorum idmanda takımda tamamen çalışmalarda. Ya diyorum demek ki bizde bir şeylik var. Burada da aynısı arkadaşlar. Arkadaşım diyor ki bak hocam Serdar Aziz var. Bonucci var. Osterwold'e oynar. Okey mi okey. Solda Ferdi. Şimdi Lincoln. İki tane de alternatifim var. Müthiş. Sağda Mert Müldür. Çok güzel. Yani savunmada 6 kişiyle dörtlü çıkarırsın. Çok iyi. Orta sahada İsmail var. Krunic var. Fred var. Mert Hakan geldi. Şimanski var. 5. Tehlike anında camı kırmızı butonu Lincoln var. Ya da İrfan Can var. Tamam. Kanatta şu an henüz gitmedikleri için yani Tadiş'ten ziyade Kent var, King var. Sağda Emre, Cengiz, İrfan Can. Forvet'e Dzeko, Batshuayi var. Üçüncü forvetin yok Türk forvet. Ya şu anda hocam idare eder diyorlar. Şubat'a kadar idare eder diyorlar. Valla Bekao çarşamba günü Başakşehir maçında %100 oynayacak deseniz Ciku bir dursun. Finale kadar gitsin derim. Ama yani ben de istiyorum ki takım bir an önce bir araya gelsin. Anlatabiliyor muyum? Bir araya gelip tam kadro çalışsın. Bir de işin bu boyutu var arkadaşlar. Tam kadro çalışsın. Fenerbahçe'ye yeni Alex. Bir kere başlıktan yola çıkarak söyleyeyim. Fenerbahçe'de 18 yabancı var. Ya biz adam göndermeye çalışıyoruz. Yabancı alamayız. Biri gitmeli ki birini almalıyız. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Atletico Bilbao'dan Alex Berenguer transfer için oyuncu ve İspanyol ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. Hadi kaç kişiyle? Devre arası transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'te transfer açan daha devamını yapacak bu arada merak etmeyin. Fenerbahçe ya şunu da söyleyeyim.
Arkadaşlar bak yalvarıyorum size. Kurun içi yere göğe sığdıramamazlık yapmayın. Çöp de ilan etmeyin. 450 dakika izleyin öyle konuşun. Tamam. İsmail Kartal sadece yerli bir forvet bakınıyoruz. Bakınıyoruz diye bakıyoruz. Açıklamasını yapsa da Fenerbahçe sol kanadı takviye yapmak istediği ortaya çıktı. Bunun sebebi de Kent ve King'le bu ay yolların ayrılacak olması. Arkadaşlar bakın. Zayt 1. Açık ve net konuşuyorum. Kent 2. King 3. Bir de Luan Perez. Luan Perez zaten lisansı hiç çıkmadığı için sıkıntı değil. Zaten yabancı yabancı. Selahattin Maki görüşme yaptı diyor. Çağlar Söyüncü transferi için günlerdir İspanya'da olan, gözüne uyku girmeyen, ekmeğin arasına peyniri sürüp yiyen ve ayakta alkışlanacak bir performansa imza atan Selahattin Baki. Burada hem Atletico Bilbao hem de 28 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla görüşme gerçekleştirmiş. Sözleşme sezon sonunda bitecek olan Alex'in Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktı. Ancak bu konuda son karar teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi. Şimdi ben bir şey uydurdum diyor haberi yapan. Ama diyor nasıl sonuçlandırayım? Selahattin Baki duruyor duruyor. Ben bir şey yapmalıyım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Fenerbahçe menfaatleri de gereği. Şimdi biz eğer bir futbolcuya da talipsek alırız yani. Yani bunun lamıcımı yok. Yani herkes ayağına denk alsın. Fenerbahçe bir futbolcu isterse alır deyip oturuyordur kendi kendine. Ne yapabilirim? Ne? Ulan Alex Berenguer diye bir adam var Atletik Bilbao'da. Ulan ben bunlara bir gidip sorayım. Bunlar gerçi Bask bölgesi dışında futbolcu da oynatmaz. Demek ki Basklı. Baranay'ın doğumluymuş. Ulan İsmail Hoca'ya da sormadık ama ben bir gideyim transfer görüşmesi yapayım. Falan demiştir herhalde. Ulan sol kanatta sağ kanatta 10 numarada da oynayabiliyormuş. Güzel. Hazır 18 tane yabancı varken 19. olarak alalım. Torino'da da bir dönem oynamış. 22 maçta 4 gol 2 asist yapmış. 884 dakika yani iyi de bir oyuncu gibi duruyor. Oğlum bu ne lan? Bu ne biçim bir haber lan? Bu sezon ne yapmış ona da bir bakayım. 22 maçta 884 dakika. Oğlum 900 bile değil lan Mustafa Hoca'nın tabiriyle. Adam 10 maça çıkmamış 4 gol 2 asist. Çok iyi. Mert Hakan'dan iyi mesela. Sonra birdenbire Selahattin Magin'in aklına geliyor. Ne oldu? İsmail Kartal'a söylemedim ulan. İsmail Kartal'ın haberine... Oğlum İsmail Kartal'ın onayını almadan ben oyuncuyla görüştüm, kulübüyle görüştüm. Aa falan. Ya bu ne? 0-7 yaş grubu editörleriniz mi hazırlıyor bu haberi? Nasıl bir palavra ya? Geçiniz arkadaşım, geçiniz. Geçiniz. Selahattin Baki mükemmel bir göreve imza attı. Gitti. Çağlar Söyüncü'yü ikna etti. Atletico Madrid'e tıpkı Polat Alemdar'ın o meşhur Cerrahpaşa kahve baskını gibi yanına Abdüley'i almadan gitti. El bombasının pimini çekti. Atletico Madrid'e dedi ki aç avucunu dedi. Avucuna bıraktı bir şeyi eline verdi. Atletico Madrid'in çıktı geldi. Selahattin Baki Atletico Madrid'in eline bombayı verdi. Şimdi onları düşünsün. Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye çok gelmeye niyeti yoktu aslında. Doğruya doğru. Ama Selahattin Baki ile görüştükten sonra ya, tribünlerin sarı selosu ve Fenerbahçe'ye aşık bir isim. Kendisi de Fenerbahçe'ye aşık olduğunu iddia eden birisiyle görüşüyorsa hayırlı olsun, ortaklık başlamıştır. Mesela ben size bir şey söyleyeceğim. Kayseri'nin en güzel hastanesi Kayseri Özel Üme Hastanesi'dir. Yakında da çok büyük sürprizler olacak. Belki de dünyanın en güzel hastanesi olacak. O sürpriz bende kalsın. Mesela Ümit Hastanesi çok değerli Fenerbahçeli hocalar da bünyesinde barındıran mükemmel bir hastane. Tavsiye de ederim. Birçok da bölümü var. Daha da bölümler açılacak. Çok yakında. Çok yakında enteresan şeyler de olacak. Şimdi burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela sevgili Erşat hocama da buradan selamlar olsun. Bütün çalışma arkadaşlarına selamlar olsun. Sağlık ekibine, sağlık ordusuna selamlar olsun. İyi ki varsınız. Ben illa tıp bayramında şurada burada kutlayacak, doğum gününde kutlayacak bir adam değilim. İyi ki varsınız. 365 gün, 6 saat sizlere ihtiyacı var insanların, hepimizin. İyi ki varsınız. Erşat hocamla oturalım, bir Fenerbahçe muhabbetine girelim. Hani muhabbetin sonu nerede bitecek ben de bilmiyorum. Hani restoranda yemek mi yeriz? Arabaya bayraklar alır gezer miyiz bilmiyorum. Ya da birçok kardeşim var, İsa kardeşim var, başkası var mesela. Bir Fenerbahçe muhabbetine girdik miydi?
Lan 15 dakikadır biz ne konuşuyoruz oluyor. İşte burada da öyle Selahattin Baki ile Fenerbahçe muhabbetine girersen zamanında Arda Turan'dan Aziz Yıldırım'ı konuşturmamıştı Adnan Polat. Konuşsaydı Aziz Yıldırım ben 15 dakikada vaadi Fenerbahçe'ye getirmezsem adam değilim diyordu. 15 dakikada ikna edelim ben diyordu. Adnan Polat da herhalde anladı ki şey yapmadım. Şimdi onun bunun şunun haberini geçtim. Çünkü niye biliyor musunuz? Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Ben hocam sen niye Sercan Hamzoğlu'nu şey yapıyorsun? Babayın oğlu mu işte Haber Global'e mi çalışıyorsun? Yo Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışıyorum. Yani Sercan Hamzoğlu iş bitmeden kesinleşmeden konuşmadığı için ben Sercan Hamzoğlu'nun arkasından gidiyorum. Şimdi süreci anlatıyor. Elde net belge oldu muydu? Net belge diyor. Bitti. Benim kaynaklardan bir tanesi de sevgili Sercan Hamzoğlu'nu çok seviyor. Çok sıkı fıkılar muhtemelen. Yani Atletico Madrid ben size kısaca şunu anlatayım. Çağlar her konuda tamam. Yıllık ücretine kadar tamam. Önümüzdeki sene alacağı paraya kadar tamam. Kalacağı odaya oteline kadar tamam. Hepsi tamam. Atletico Madrid. Atletico Madrid Çağlar'ı bırakma taraftarı değil. Daha doğrusu Atletico Madrid'e Fransız bazı takımlar Fransız kültüründeki bazı takımlar ve Fransa takımları, bazı Fransız takımları Atletico Madrid'e selamün aleyküm, aleyküm selam deyip aman ha bunlara futbolcu satmayın, satarsanız da yüksek bedelle satın. Bunların parası çok diye telkinde bulunuyor. Ama atladıkları çok önemli bir husus var. Nedir o? Çağlar Söyüncü'nün tavrı. Yani Çağlar Söyüncü'nün tavrı çok çok önemli. Ve Çağlar Allah'ınız, kitabınız, dininiz, imanınız, İsa'nız, Meryem'iniz artık kiminiz varsa bırakın Fenerbahçe'ye gideyim dedi. Atletico Madrid yönetimi de siz bu videoyu izlerken belki de kararını vermiş olacak. Çünkü benim bilgi aldığımda yani 6 ile 24 saat arasında bir cevap vereceklerdi. Şu an siz bu videoyu izlerken o 6 saat zaten geçmiştir. Bugün olumlu haberi bekliyoruz arkadaşlar. Hocam vermezlerse ne olacak? Ya vermezsen verme. Bize milletimiz yeter diyecek. Yani verirler verirler. Ben kurun işte ne dediysem aynısı. Arkadaşlar satın alma opsiyonunu alacağız. Atletico Madrid 20 koydurmak istedi. Görüşmeler neticesinde 15'e düştü. En son görüşmede 10 milyon euro artı 2,5'ta kiralamaya düştü. Selahattin Baki'nin 19 Ocak görüşmesinde. Sonrasında artık Çağlar Söyüncü'nün de görüşmesi dahilinde bu sezon kalan ücretini biz ödeyeceğiz. Bir. Bir. Artı 5 milyon euro civarında da bir opsiyonla inşallah Allah'tan bir mani gelmese Çağlar Söyüncü'yü transfer edeceğiz arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası Çağlar Fenerbahçe'de demeye 24 saatten az kaldı. Hocam evet derse ne zaman geliyor? 20 Ocak Cumartesi ya da Pazar günü. Niye gelmesin? Çıksın gelsin arkadaşlar. Çıksın gelsin. Öyle değil mi? Bence de gelmeli. Arkadaşlar ben şunu söyledim size transfer dönemi başlamadan. 2 ila 5 arası transfer olacak. Resmi transfer. Herkes beni topa tuttu. Dedi ki Fenerbahçe'nin devre arasında 2 transfer yaptığı ne zaman görüldü? Sen 5 diyorsun diye. Krunic, Bonucci, Çağlar 3, Serdar Dursun'u konuşuyoruz 4. Bir de altyapıya bir oyuncu düşünülüyor arkadaşlar. Bu A takım için değil. Hani A takım zannedebilirsiniz ama A takım değil. Hani gençlik aşısı diyeyim. 5. isim olabilir. Bugün Mustafa Hoca inebildiğe döndük. Kurun iç içinde, Çağlar içinde söylediğimin hala arkasındayım. Herhangi bir olumsuzluk yok. Atletico Madrid yok dese de bugün yok dese yarın evet der. Eninde sonunda mecburen kabul edecekler. İzleyip de birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. Sizlerden tek ricam lütfen kanala abone olalım ve bu videoyu beğenelim. Görüşmek üzere.